Konu başlıklarını e, üzerine tartıştık. E, Üzerinde mutabakata vardığımız bayağı bir konu başlığı var. E, ve dolayısıyla cevap hakkı için telefondan ziyade mesajlar e, olsun istedik. Sizin sorularınızı da iletmeye çalışacağız dedik. Ve böyle e, aslında çok geniş bir başlıklar e, var. Önce şeyle başlayayım hocam ya. İlk soruyu yani başlık olarak da ifade etmiştim. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi... Bir kısmı diyor ki muhafazakar. Bir kısmı diyor ki aslında Atatürkçü. Bir kısmı demokrat diyor. Bir kısmı şeriatçı diyor. Bir kısmı milli diyor. Bir kısmı bunların dışında başka bir şey diyor. Aktör diyor. Siz nasıl tarif ediyorsunuz kendinizi? Ya şimdi milletin ağzın torba diye büzemezsin. Ben nasıl tarif ettiğim bütün sohbetlerimde de var. Ben mesela Ulusal Kanal'a konuk oldum. En az iki kere hatırlıyorum. Ulusal Kanal'da, Ulusal kanal. ...nın şeyi belli. Çizgisi. Çizgisi belli değil mi? Evet. Peki ben ulusal kanaldaki şey konuşmam keşke hazır etseydik. Ne dedim? Ben Kur'an şeriatçısıyım. Şimdi şeriatçıyım derken dik de Kur'an'ı katıyorum. Çünkü şu bakımdan... ...işte Tevrat şeriatı, bilmem ne şeriatı... ...bir de bu dinler arası diyalog... Evet. ...biliyorsunuz işi bütün dinleri şey yaptı... ...doğru göstermeye çalıştı FETÖ'cüler... Oradan dolayı bu Kur'an şeriatçılığını ekledim. N niye ekledim? Ben şeriatçıyım. Benim 30 sene evvelki sohbetimi de getiririm. Bu haftaki sohbetimi de getiririm. Aradaki ifadelerde müşterek konu ben şeriatçıyım. Tüm mecale hala lemri Ben Kur'an, Kur'an'a inanmış biriyim. Kur'an'da da diyor ki bir sene bir şeriat yol demektir. E, dinle alakalı, dünya ile alakalı e, hükümlerle alakalı e, bir cadde üzerine, e, bir nizam, bir düzen üzerine bir seni yerleştirdik diyor. Fettebü'a sen ona uy diyor Kur'an. Casiye Suresi'nde 18. ayet-i kerimede. Buna göre benim şeriatçı olmamam, bir Müslüman olup da Kur'an'a inanıp da Kur'an'da geçen bir şeye inanmamam düşünülemez. Bir Müslüman için düşünülemez. Fakat şeriat sadece mutlak deyince, büyük bir cehalet olduğundan toplumda bunu sadece işte benim kol kesme, adam asma, bilmem recmetme, taşlama, sopalama gibi bunlar da şeriatın hakamında var mıdır? Vardır. Ben bunları da tabii kabul ediyorum. Hırsızın kolu kesme hakkında madde sözle ait vardır. İşte vecinayete efendim, efendim yüz sopa vurulması hakkında Nur Suresi'nin başında ayet-i kerime vardır. Şimdi dersimiz şeyimiz ders adı derse geçiyoruz. Her şeydi ders yaptığımız için burada onların şeyinde değil. E siz bana onlar şu anda sormuyorsunuz. dolayısıyla bunlar da şeriatın hakamından olmakla beraber şeriat e, şerat şeriat evindeyiz derler. Karı kocalar falan bazı böyle aile bir mahrem konular konuşuyoruz. Ya ayıp değil yani bir derdin varsa anlat yavrum şeriat evindeyiz falan denir yani bunu Osmanlı'dan beri kalan atasözüdür. Yani şeriatta şeriatın kestiği parmak e, acımaz denir. Bunu hala bakıyorsun Kemalistler vesaireler herkes söylüyor bu lafı mesela. Dolayısıyla burada e, bizim şeriatçı olmaktan başka bir şeyimiz yok. Ancak sadece şeriat deyince e, işte orada ben inkar ediyorum şudur budur diyen ben, ben değilim miydim milleti de dinden çıkartmayalım diye Kur'an'ı ekledim. Kur'an'ı eklemekle şunu şey yapıyorum. Mesela e, işte şeye bir tweet atmıştım. Ee, Ümit Özdağ Beyefendi'ye e, bir attığım bir tweette e, sen Kur'an şeriatına inanıyor musun? Cevap aldınız mı? Almadım. Başka türlü olsa ortalık yıkılırdı. Bana neler eder? O güzel konuşur. Ümit Hoca'ya seslenelim. O Yo, iyi hat Hayır, hayır şimdi söyleyelim. bakın. Şeriat, şeriatçı mısın dersen bir çoğu şeriatçı değilim. Diyecek. diyecek. Ben bunu onlar adına tehlike sayarım yani imani bakımdan. Ama şimdi ona ben Kur'an şeriatçısı mısın? Evet. Kur'an şeriatına inanıyor musun? Dediğim zaman ha, işte Müslüman da eşit bir soru soruyorum. Çünkü Kur'an'a inanmıyorum dediği zaman aynı zamanda Müslüman değilim demiş olacak. Bu son geliştirdiğim tabir budur. Bu ee, yani o tabiriniz mi? E, Tabii bu benim belki bütün sohbetlerimi takip etsen belki bir sene, bir buçuk senede çıkar bu. Şeriat çok var. Kur'an şeriatçısıyım. Ha, bunun içine sünnet reddetmiyorum. Çünkü Kur'an sünnete bize havale ediyor. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Kur'an, Müslümanlığı şeriatın diye şey Şeriatın delilleri dörttür. Bu dört delille birlikte Kur'an'ı kastediyorum. Çünkü Kur'an'ın içinde sünnet, icma, kıyas hepsinin delilleri var. Dolayısıyla e, ha Kur'an Müslümanlığından başka bir şey bu. Do doğru söylediniz. Buradan o mana çıkmıyor. E, buradan o mana çıkamaz çünkü Kur'an Müslümanlığında oradaki maksat sünnet, hadis bize bize geçerli değil demek istiyor. E, biz onlardan değiliz. Bizim için sünnet ana kaynak ayet gibi. Hadislerde vahiy olduğuna inanıyoruz. Hadislerin tabii mütevatirleri var, sahilleri var. O bir tertip var, tasnif var. Onu da kabul ediyoruz. Ama genel manada hadisler Kur'an gibi hüccettir ve delildir. E, o manada konuşmuyorum. Onun için ben kendimi nasıl tanıtıyorum? Ben deniz, ben Kemalistim diye duyan oldu mu? Ben deniz, ben Atatürkçüyüm diyen oldu mu? Duyan oldu mu? Yani bir kelime, bir kelam getirsinler. E, ama şeratçıyım e, şeyi kayıt olsa 50 sene evvel de söylemişimdir yaşım icabı. Ama kayıtlarla baksak 30 küsur senede aynı kayıtlar Hocam, devam ediyor. Hocam ulusal kanalda bunları söylüyorsunuz ya. Şimdi ulusal kanalda mesela bunları söyleyebilmekte. De... Her yiğidin harcı değil yani şöyle. Değil, değil yani. Hayır mesela nasıl oluyor yani siz mesela kendi. Ya ben şimdi bu vatanın bölünmemesi, bölünmez bütünlük efendim e, devletin bekası e, işgal olmamamız dış güçlere karşı birliktelik e, şu anda işte Amerika NATO vesaire gördüğümüz tehlikeler e, PKK pyd de tehlikeleri fetö büyük bir tehlike hepimizi silindir gibi üzerimizden geçti. Dünya kadar tehlikeler görmüş, geçirmiş. Bu kadar hapisler yatmış bir insanım. Dolayısıyla bunların muhacesine bakıyorum. E, geminin delinmemesi lazım. Hepimiz aynı gemideyiz. E, herkes kendi odasında öbürü içki içiyor. Efendim ben burada teheccüd kılıyorsam öbürü tarikat dersi yapıyor, zikir yapıyor falan ama bu gemi e, gidiyor. Bu gemi sahile selametle çıkma, çıkana kadar e, ben bu geminin içinde Tabii milliyetçi olanlarla dini görüşlerde farklı olsak da, farklı olsak da dini görüşlerde, ben orada adam için adam bazı kere öyle Ermeni var, vatandaştır, e, vatan aynı değil. Öyle de Türk var, vatan aynıdır mesela. Şimdi yani memleketin bölünmesini istiyor veyahut da, Ayrıca Filistin diyorsun, Yahudi ajanı geçen yakalandı, bir tutam sakallı adam. E, ya dün acana çıktı mesela Filistin şey, vatandaşı. Yani dolayısıyla burada mesele kafa değil, ırkçılık değil. Ha din meselesinde kendi inancım ehli sünnet. İşte, maturidi Eşari hepsi ehli sünnet. E, Hanefi Şafii Hanbeli Maliki hepsi ehli sünnet. Burada da ayrım yapmadan hepsini hak bul bulurum. Burada tamam ama ben dini meselede bir şeyle... anlaşamam. Mutezile ile anlaşamam. Şununla anlaşamam. Reddiyeler yaparım vesaire onlar ayrı bir konu öbür mesele e, sen bu vatanın bölünmesinden yana mısın eyalet sisteminden yana mısın e, PYD devletini tanımaktan yana mısın e, efendim burada e, vesaire bu konulara bakarım adam belli sünnet benimle aynı tarikattan e, cemaattan diyelim fakat diyor e, diyelim Türkçülük yapıyor veya Türkçülük yapıyor yani kafatasçılık yapıyor Şimdi kafatasçılık İslam'da yok o, o kalkıp e, efendim bu Kürtler şöyle, Kürtler böyle bilmem ne derse ona da karşı çıkarım. Kardeşim burada din belli, vatan severlik belli. Burada bir şeyler var. Bu vatan hainliğinin e, ne yaparsan vatan hainliği olur. E, bunlar belli. E, şeyler sen namazın abdestin senin olsun, mübarek olsun da. E, burada sen bölünmekten yanaysan e, tamam mı? Ben seninle burada anlaşamam. Bur burada anlaşamam. Safta camide buluşabiliriz. Ama bu noktada ben sana muvaffakat etmiyorum. Burada bir Öbüründe etsin. de adam belki Kur'an'a inanmış dur bu dur. veya Ermenidir veya Yahudidir. Ama şimdi diyorsa ki ben buranın vatandaşıyım. Buranın ekmeğini yiyorum. Buranın bölünmemesi lazım. Burada bir, bir konu olur. Bir yer gelir. O noktada e, birlikte hareket edilmek icap eder. Yani şu anda NATO'nun oyunlarıcı bir darbe atlattık. Yani bu darbede NATO'nun nasıl davrandığı, Şia'nın e, nasıl davrandığı Zeynep Yetukay'ların nasıl sevindiği bütün İran her tarafın kenarda beklediği darbe olur olmaz herkesin bir anda işgal için bindireceği böyle bir gece yaşadık. Böyle bir gece yaşadık geceler boyunca da sokaklarda kaldık. E şimdi bunu bunu gördükten sonra bundan evvel de bu şuurumuz vardı ama bu daha da pekişti bu şuur. Size... Şimdi artık biz e yani siyasi konularda vatan konusunda Efendim şey sakalım var mı? Namaz kılıyor musun? Bilmem ne hacı mısın? Ona mı? Ben buna bakmıyorum. Tamam. Size ulusalcı dindar diyorlar. Ya şimdi ulusalcı... De... Yani yeni bir tanım sizin şahsınızda. Bu He. son tarifle birlikte diyorlar ki aslında Cübbeli Ahmet ulusalcı bir dindar. Ulusalcı demeyelim ona. Milliyetçi Hı. diyelim. Milliyetçi dindar. Yani ulusalcı dedim. Ben, ben Doğu Bey'e ulusalcı dedim. Ulusalcı deme dedim. Milliyetçi de dedi. Şimdi Doğu Bey bile milliyetçilik vasfını beğeniyorsa hmm. yani milliyetçi. Bu milliyetçi de esasen Erbakan Hoca'yı tabi herkes hatırlamaz onun eski şeylerini. Millet milli görüş diye bir şey çıkartıyorum. Evet, Şimdiki saadetçileri görüş. tenzih ederim. Milli görüşçülükten. <laughs> ederim. Yani kongreleri var. E Allah bu mübarek yapsın, hayırlı yapsın. <laughs> milliyetçi birini getirsin. Milli görüşçü birini getirsin onlara da. Onlara da dua edelim. Biz bedduacı değiliz. Bir saadet Kardeşim, saadet içinde milli görüşçü yok mu şu an? İşte milli görüşü arıyoruz. Kaç tane kaldı diye. Saadet içinde milli görüşü arıyoruz. Evet. Şimdi Haksızlık e olmasın adamlara. Ya şöyle. Yani biz Erbakan Hoca'nın e, e, şeyinden e, tabii rahliye tedrisinde bulunduk diye diyemiyorum ama e, sohbetlerinde bulunduk yani. Evimize de geldi, teşrif etti. Allah rahmet etsin, nur olsun. Hocanın ...bir taraftan devletçiliği vardı... Evet. ...hocanın bir taraftan milliyetçiliği vardı... ...hocanın bir taraftan Osmanlıcılığı vardı... Milliliği ...hocanın vardı. bir taraftan şeriatçıydı... ...yani hocadaki vasıflar... ...şu anda bir kişi de pek toplanmıyor siyasilerde... ...dolayısıyla... E, ...burada bazısı var... Tabi ...bazı yönleri var... ...bazı yönleri eksik kalıyor falan... ...şimdi dolayısıyla... E, ...burada... E, ...milli kelimesi... ...milli sanayi adil düzen mesela Bilmiyorum. adil düzenden Kur'an'a sünnete dayalı bir düzeni kastederdi hoca. Yani bize özel konuşmalarında bunu ayetlerini hadislerini de okurdu yani. Dolayısıyla bana şimdi kim çıkarsa derse ki o onu kastetmiyordu. E, ben kendim şahidiyim. meseleni senden bir şey alacağım yok derim. Hocanın ağzından. Yazmış.